Türkiye'deki düğün adetlerini yakından tanıyoruz. Görücü gitme, söz kesme, şerbet içme, gelin konvoyu, kına geceleri gibi geleneklerle liste uzar gider. Peki ya dünyadaki evlilik adetlerinin nasıl olduğunu biliyor muyuz? Bazılarını videomuzda derledik. Fransa'da evlenen çiftlerin düğün törenlerine giderken, damat gelini evinden alır ve kiliseye yürüyerek giderler. Küçük çocuklar ellerinde beyaz kurdelelerle yolda önlerini keserler. Çift, kurdeleleri keserek yollarına devam eder. Bu adet, yollarına çıkacak tüm engelleri aşacakları anlamına gelir. Evlenecek çiftlerin düğün törenlerinde davetliler çiçeklerini kendileri getirirler. İsveç'te düğün alanına gelen kadınların, kırmızı renk elbise giymesi hoş karşılanmıyor. Kırmızı renk giyen kadın daha önceden damatla bir ilişkisi olduğunu iddia etmiş oluyor. Polonya'da evlenecek çiftler, içinde R harfi geçen ayda evlenmeyi tercih ederler, bu aylarda evlenen çiftlerin daha mutlu olacağı düşüncesindedirler. Polonya'daki düğünlerin olmazsa olmazı dansözlerdir. Düğünün ortasında gelini dansöz gibi oynatmaktadırlar. Almanya'da gelinler gelin tacı yerine mücevherlerle ve çiçeklerle süslenmiş taç takarlar. Düğünlerin sonunda testereyle kütüğü keserler. Bu da yollarına çıkan zorlukları aşabileceklerini gösterir. Düğüne gelen konuklar, çiftin üzerine pirinç taneleri atarlar, bu da bereketi simgeler. Gecenin sonunda kalan pirinç taneleri kadar çocuklarının olacağına inanılır. İskoçya'daki gelinler düğünden bir gün önce sokağa çıkarılır ve yumurta, salça gibi maddeler karıştırılarak geline atılır ve tüm şehir dolaştırılır. Gece ise aile büyüklerinin ortasına oturtulur ve ayaklarını yıkatır. Bu adet, evlenen çiftin mutluluk yolunda ilerleyeceği anlamını taşımaktadır. Düğünde ise gelin iki ayakkabısına bozuk para koyar. Güney Afrika'nın birçok bölgesinde, evlilik için erkek tarafının kız tarafına lobolo denen başlık parasını vermesi gerekir. Bu paranın aileleri yakınlaştırıp, karşılıklı saygının yerleştiğine inanılır. Afrika'nın bazı bölgelerinde ise erkeğin ailesi kızı istedikten sonra ailenin isteğiyle para ve fıstık verir. Gelin adayı fıstığı damatla bölüşürken, çiftin tanışmasına yardımcı olan aracıya da bir parça veriliyor. Bu, komşulara ve akrabalara düğün davetiyesi anlamına geliyor. Çin'de gelini almaya giden damadın önünü keserek kapı oyunu oynarlar. Gelin ve damat, çay merasimi için damadın evine giderler. Gelin evden çıkarken arkadaşı başının üstüne kırmızı bir şemsiye tutar ve akrabalar da pirinç atarlar. Şemsiyenin kötülüklerden koruduğuna, pirincin ise bereket vereceğine inanılır. Nikahta çift 3 kez diz çöker. Bunlar cennet ve dünya için, ataları için ve anne babaları içindir. Daha sonra birbirlerine diz çökerler ve gelin yaş sırasına göre misafirlere çay ikram eder. Çayı alan kişi çeşitli hediyeler verir. Bulgaristan'da erkek, kızın ailesini evine istemeye en yakın arkadaşıyla beraber giderken, yanında mutluluğu, sağlığı ve zenginliği temsil eden rakia denilen özel ev viskisiyle ve zdravet adı verilen çiçekle gider. Babasına ufak hediyeler götürür ve babası da evin reisi olduğu düşüncesiyle içki ikramında bulunur. Baba, damat adayını beğendiği takdirde kıza 3 kez evliliğe hazır olup olmadığını sorar. Cevap olumlu ise erkeğin ailesine hediyeler yollar. Düğünden önceki perşembe günü özel bir ekmek yapılır. Türkmenistan'da 3 gün süren düğünlerin ilk gününe yalan çelpek, ikinci gününe ise çın çelpek denmektedir. Düğün zamanı evde toplanan kadınlar, çelpek adı verilen yufkayı açar ve sacda kavururlar. Türkmen gelinlerinin, düğünlerde takılan altınlarla beraber tüm takıları, neredeyse kendi ağırlıklarıyla eşdeğer olmaktadır. Sadece takıların ağırlıkları 36 kiloyu bulurken, kürte adı verilen işlemeli gelinlik örtüsü ve diğer eşyalarla 40 kiloyu bulur. İngiliz evlilik geleneklerinin en başında kilisede çan çalmak geliyor. Çan çalarak kötü ruhların uzaklaştığını düşünen İngilizler, gelin ve damat kiliseye girerken ve çıkarken çan çalmakta ve çifte çiçek atmaktadırlar. İzlediğiniz için teşekkürler.
Diğer videolarımızı da izlemek için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.